Caner abi bundan ne be abi ya? Ben hatırlamıyorum onu hiçbir şey. Nerelere geldik be abi? Burası değil. Nereye geldik Alişan abi? Utandırma beni. Niye? Kameraya konuşamıyorum. Burası. Aha bak burada ama. Aa burası aynen. Aa burası şey yeriymiş. Ama burası taralı abi, nereye park edeceğim burada? Kral burası mini... Evet, Lyon'un merkezinde TCT'nin reklamı. Çekerler mi arabayı buradan abi? Sence çekerler mi? Bilmiyorum. Bir rulet oynayalım. Gördün mü sen? Bu ne abi? Bugün Lyon'a gezmeye geldik. Caner abinin sağ olsun minibüsüyle bizi getirdi. Selam veriyor. Evet, arabamızı park ettik yasaklı bir yere. İnşallah arabayı çekmezler. Otobüs durağı yazıyordu ama. Vallahi. Şimdi Lyon'a geldik arkadaşlar, Lyon merkeze geldik. Şimdi burayı biraz gezeceğiz, bugün pazar. Size Sete'yi gezdirdik ama Sete'yi gezdiremedik. Şimdi Lyon'u gezdireceğiz size. Bayağı büyük bir yer, şimdi o Lyon'un meydanı var. Bu Macron'un geldiği bir yer varmış. Ne bileyim, oralara gideceğiz işte. Dolaşacağız yani arkadaşlar. Şöyle biraz bu etrafı göstereyim size. Evet arkadaşlar, Fransa'da telefon fiyatları. A14. iPhone 13, 589 euro. Alicam, bir el salla kardeşim. El mi sallayayım abi? YouTuber Alican kardeşim. Evet. O beni çekiyor, ben onu çekiyorum. Ya burada vinçler falan var ama burası galiba... Mıncınlar çek, mıncınlar çek. Burası galiba Lyon'un... Abi... burası galiba Lyon'un... Meşhur bir heykele olması lazım. İsmini bilemiyoruz. Burası da Macron'un geldiği yermiş galiba. Bir belediye mi ya? Yani bu bizim Türkiye'deki saray gibi bir yer işte. Yani. Burası da böyle bir yer. Şimdi şurada... Bu ne be abi? Şimdi şurada sanat müzesi gibi bir şey var. Oraya girecekmişiz. Palais des Arts yazıyor. Aynen. Palais des Arts. Şimdi bakalım girelim nasıl bir yer. Nasıl bir şey. Su içiliyor mu? Ya burada çeşme falan var da şimdi kış olduğu için galiba çalışmıyor ya abi. Aynen. Çok içmişler, bitirmişler. Ya işte kışın geldik buralara. Burasında burada heykeller var şöyle. Ne var burada abi ya? Keşke gözle görebilecek bir şeyiniz olsaydı, imkanınız dedi. Çok iyi ama gerçekten çok iyi. İyi abi, şurada neler var, gidelim bakalım ya. Aa, müze girişi orasıymış. Abi şurada heykel var ama çok müsteşen şeyler var. Heykelin yüzden çok yaklaşım çekemem. Müsteşen mi deniyordu? Müsteşen mi deniyordu? Ne deniyordu abi ona? Şöyle desenler var. Aa, eski Fransa kralları işte bak. Öyle mi? Aynen. Mozart değil mi ya? Ne Mozart'ı be abi? Joy Zevox bak yukarıda. Joy Zevox yazıyor ya. Valla kışmış, buranın manzarası da başka. Bak baksana, yapraklar dökülmüş abi. Buradan güzel fotoğraf çıkar ha. Aynen kardeşim, çok güzel. Valla baksana abi. Şöyle bir yerdeyiz. Gerçekten. Bizde olsa direkt dış çekim olarak burayı kullanırız. Aynen öyle abi. Evlenenlerin dış çekim yani. Şurada bir heykel var. Neymiş bu abi? Kaç yıl önce yapıldığına baksana. Burada ne yazıyor? O adam.
adamın adı. Aynen, adamın adı yılı yazmıyor abi. Ama müthiş bir işçilik var yani. Evet, değil mi? Gerçekten heykeller güzel abi. Oradaki heykellere fazla yaklaşamıyoruz. Tarih. Evet. Sanat. Ben grafik tasarım okurken bu tarz heykelleri çiziyorduk abi. Bu tarz heykelleri çizerdik biz şeyken. Grafik tasarım okurken. Baksanıza. Gerçekten güzel burası. Burada da değişik bir heykelimiz var. Şöyle hafiften yaklaştıralım bakalım. Değişik değişik heykeller. Güzel güzel sanatlar var burada. Aksanından anlarım. Neyin abi? Hocam 1 euro istiyor adam çıkarken. Yok mu abi ya, ne eurosu? Değnekçi herhalde, bak çek onu da çek. Burada değnekçiler var arkadaşlar ama. Şurada çeksene mi? Şurada. Bizim turist olduğumuzu anladılar. Baktım ben de. Hadi hadi. Güvercini çek. Ne güvercini ya? Beni çek. Evet, burada yaya geçişlerinden geçerken arabalar duruyor arkadaşlar. Arabalar durdu, gördün mü abi? Ayağını burada, ayağını burada, ayağını yaya geçişine koyarak koymaz duruyorlar mı abi? Duruyorlar abi. Vallahi. Koymadan da duruyorlar. Koymadan da duruyorlar. Burada. Onu söylüyor, koymadan da duruyorlar. Burada öyle bir muhabbet var. Çek, Macron'u çek, Macron'u. Oraya çektim ya, dedim buraya. Bisikletle gelmiş. Bin tane kombo var. Burası Macron'u. Şuraya çek. Macron'un süt annesi oldu. Hangisi abi? Sağ alttaki Macron'un. Şuraya yakınlaştırsana ya. Macron'un dedesi. Bak küçük abi. Şey, büyük Macron. Tamam, çektim abi. Beşinci Macron. Evet, mastarlarından gördüğün gibi ikisini birden emzirebiliyordu yani. Ya abi işte. Buraları dişlerdi. Fransa'da bu tarz sanatçıları bayağı meşhur olduğu için. Her yerde heykeller var ama burada vinç koymuşlar. Adam gibi bir şey çekemedik ya. Pazar günü diye mi acaba abi? Bizim şirket o ya. Restorasyon yapıyorlar şu an. Hayır, bir de şimdi Türkiye'de bak mesela böyle bir yerde pazar günü abi çok kalabalık olur. Baksana çok sakin abi. Yani burada insanlar pazar günleri istirahattiler arkadaşlar. Evet. Türkler her yerde. Paşa kebap. Ama burada İngilizce aksanıyla paça. Ama paşa aslında. Bizim ustalarımızı çek gel. Dur gel abi çekeceğim. Şurada bak %100 helal. Halal. Şurada da var bir dönerci. Ha? Sinek falan. Burada tabii dönerci bilmem ne usta diye yazmıyor. Burada böyle. Biraz daha dolaşıp şimdi burada bir yemek yiyeceğiz biz. Asıl food falan. Sarlak'ta. Burası Türk marketiymiş. Malatya sebze fiyatları. Fransa. Lyon sebze fiyatları. En çok merak edilenler. Lakır. Ne abi, tanıt bize. Lo kilogram. Lo kilogram. 1.80 değil mi bu? Karalağla. Turp. Turp değil mi ya? Karalağlaymış. Karalağla oğlum, öyle bir turp. Niye turp bak? Red çüş gibi. Bak Avrupa. Paprika biberi. Bildiğin 4 euro kilosu şunu. Fransa bitmiş arkadaşlar. Domatesler yeşil. Domateslere bak yani, rengi yerinde değil. Valla hakkınızı helal edin, fazla gezemeyeceğiz. Niye? Araba çok tehlikeli bir yerde. Ha, yer bulabilirsek gezeriz. Ya yok abi, zaten gezecek bir şey yok başka işte. Ama buraları gezeriz işte. Gezecek 10 numara yerler var burada. Sen millet buraya Amerika'dan geliyor, sen diyorsun gezecek. Ne abi, biz de Türkiye'den geldik, ne var yani? Le Lyon. Burası Lölyon'muş. Haberci güvercini çek. Gene aynı meydandayız. Le Pedri. Abi kaçmıyorlar. Türkiye'dekiler kaçıyor. İstersen kaçma. Burada demek ki... Kesip valla fırında yani yaparlar onları. Aynen öyle. Muhabbete bak ya. Evet, Mona Lisa beni gördü. Çekiyor arkadaşlar. Çünkü... Merhaba Mona Lisa. Ben de seni çektim. Tamam. Fransa çok tehlikeli oluyor. Ya ben de tekerlekleri kilitliyorum. Ne oldu abi? Köpek sesini duyduk. Hepiniz durdunuz bir daha köpek sesini duyunca. Fransa'da sokakta köpek ne işi var? Bence de sokak köpeği değildir. Hayır. Ya ben hiç sokak hayvanı görmedim abi Fransa'da, Almanya'da falan. Ya seni ısırırsa 2000 euro alıyormuş. Keşke ısırsa. Bak orada. Aha bak orada. Yani ısıtıralım kendini.
Bize 2000 euro verirler bak, mi? Bu acaba? Sağdaki Labrador, bu da Golden. Bize 2000 euro verir, 2000 euro verirler mi abi ısırsalar? Isırdığımız da olur. Ya o dayı çek, dayı çek. Dayı çek. Ben 100 euro ısıtırırım kendimi. Çek dayı çek. Dayı ne yapıyor orada? Dayı ne yapıyor orada abi? LED düşüyor. Ne yapıyor? LED düşüyor. LED. Abi burası da kilise herhalde abi. Acaba girebiliyoruz mu içeriye? Burası katedral. Acaba girebiliyoruz mu içeriye? Kilisler ücretler. Aa. Evet, niye abi ibadet yerler ücret almam ben. Bugün kapalı. İbadet etmeye geldim abi ben. Normalde pazar günleri ayin olur. Pazar ayinlerine katılabiliriz belki. Gidelim abi ya, bir iki amene amene yapalım ya. Amen ol. Şeyde var ya. Şey kilisede aha. Ayin başlıyor. Ayin başlıyor arkadaşlar, hadi gidiyoruz. Abi gerçekten şey ayrıntılar falan güzel abi. Aynen. Bayağı. Ya şu ince işçiliğe baksana abi, mimariye falan. Aa, Sultanahmet Camisi yetmez be abi. Neyse biz bir devam edelim bakalım. Arkadaşlar burada bir restoran var ama sıra var dışarıda. Normalde her yer kapalıdır ama. Burası açık diye mi artık, anlamadım ki. Evet. Şu yukarıda bir şey var ama. Şurada mini bir Eyfel Kulesi var. Yakınlaştırabiliyorsan orayı yakınlaştır. Şurada mini bir Eyfel Kulesi var. Şurada da bir şey var ama ne olduğunu çözmedik. Bilemiyoruz. Oraya da gidemiyoruz. Once, ne bu? Once upon a time in Lyon. Nedir orası abi sence? Evet. Burası neyse çok iyi bir şey. Yani. Evet, çok aynen öyle. Çok güzel duruyor yani. Güzel araba. Arkadaşlar böyle kaldırımlarda kitapçılar var. O ileride de var. Kanki, şimdiki bu arkadaşlara. Ya biz misafiriz burada. Birinci partimiz bir şeyler. Burada böyle kitapçılar falan var, böyle oyuncaklar var değişik. Gerçekten değişik yani. Sokaklar böyle kitaplık yapılmış. Ali Sen abinin biraz İngilizcesi vardı. Biz arabamızı biraz otobüs durağının yakın bir yere bıraktık. Benim Ali Sen abi. Ali Sen abinin İngilizcesi biraz iyi olduğu için. Bereli olan arkadaş. Bereli olan arkadaş. Şapkasını hiç çıkarmayan arkadaş. Şapkasını hiç çıkarmayan arkadaş. Ali Sen Hakkı'ya oficial. Aynen oficial. Official. Official. Official ne? Official. Biz otobüs durağına yakın bir yere park ettik arabayı. Gittik sorduk, dedik hani burada bir sıkıntı Ali olur mu? Ali Sen Hakkı'ya güzellik merkezi. Bak bak, çek çek çek. Pazar günü burada şeymiş, serbestmiş, öyle şeylerde polis gelip de araba çekme muhabbeti yokmuş yani. Aynen. Biz öyle dediler. Normalde oraya tezgah açmak da yasakmış ama pazar günü olduğu için onlar da kitap tezgahı kurmuşlar hatta. Kitap tezgahı kurmuşlar, pazar günü serbestmiş buralarda böyle yani şeyler. Yani arkadaşlar gelip buraya pazar günleri tezgah açabilirsiniz, herhangi bir sıkıntı yok. Yani serbestmiş, free'miş pazar günleri, öğrenmiş olduk. Kitap mitap ne varsa getirin. Yani zabıta gelip bizi sizi kovalamıyormuş yani burada. Türkiye'de olsa şey tezgah kodlar aldı. Türkiye'de de 5'ten sonra, akşam 5'ten sonra. Ya sanki. Olsun abi, zabıtlar kovalıyor ya. Burada öyle bir şey yok. 2 sene yani. Korsan CD sattık. Bak, tecrübeli abiler konuşuyor burada. Evet, şu gördüğünüz yer 9 euro. Aynen abi. Menü de bu kadar ucuz bilmiyordum ya. 9 euro abi. Şu gördüğünüz yer. Şimdi buraya afiyetle yiyeceğiz bakalım. Evet arkadaşlar, gezimize devam ediyoruz. Adamın içinde kaldı, akşamdan beri bir kahve içemedik. Döneri yedik. Aa, harbiden abi, bir yerde bir kahve içmeye gidelim ya. Ben dedim buna, Starbucks falan varsa bir kahve içelim değil mi? Görmedim ben. Starbucks olmaz abi. Evet. Yazsana bir ya, sen de internet var. Linç yeriz. Olmaz.
Ama elindeki telefon da Yahudilerin, dikkat et. Şahım abi. Ama ne? Abi buraya telefondan pahalı kalemler var burada. Montblanc'miş. Ya kardeşim yazıyor zaten Montblanc, bırak yani normal. Montblanc ha? Aaa. Dolma kalemler bak, doldurma. 500 euro, 615 euro, 870 euro, 795 euro. Cüzdanlara bak. Fiyat için DM'den yazabilirsiniz. Arkadaşlar sipariş için DM'den ulaşabilirsiniz bana. Hemen camı patlatıp alırız. Şunlara bak. Zaten ben var Inter Sport'tan. Gerçekten soğuk. Adidas'ın şortunu aldım, ilk yıkamada soldu. Yani kışın etkisiyle buralar hiç canlı değil. Biz dedik canlı bir şeyler olur. Bugün pazar anneci vereyim, canlı bir müzik olur. Ne bileyim böyle sokak müzikleri falan. Yok. Kış diye galiba. Ama işte yine de güzel buralar arkadaşlar. Böyle binaların yapıları olsun, dizaynlar olsun. Bakın. Yani. Gerçekten güzel yani arkadaşlar. Şu ileride ha. Sephora mı? Sephora mı? Ha, parfümcü arkadaşlar, parfümcüye bir girelim bakalım. Yok, Christian Dior, Salvage. Ne zaman girmiyoruz. Fiyatları görüp geri çıktık. Yani. Arkadaşlar burası zannettiğiniz gibi ucuz değil ya her şey. Demek kalem fiyatlarını da gördünüz yani. Bir tek telefon telefon ucuz yani burada. Arabalar falan. Değil mi abi? Öyle yani. Aynı dizayn. Aynı şekil. Ne? Evrak unutulur mu gümrük müdürlüğü? Unutulmaz abi, hayır. Dikkat etmek gerekiyor yani. Ya burada bile iş konuşuyoruz abi, kapat şu iş konusunu ya. Geziyoruz şurada ya. Yok evrakmış, yok gümrükmüş. Bak çakmacı bak. Hani? Gümrük sektörünü ellerinde tutuyor. Arkadaşlar videolarda dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama. Yani giyim tarzları gerçekten çok iyi ya, bu Fransızların giyim tarzları olsun falan böyle, zaten kıyafetler falan vitrinlerde falan görseniz yani gerçekten çok iyi yani. Sanat olarak zaten Fransa'nın sanat geçmişini herkes biliyor. Anlatmaya gerek yok. Sen nasıl buldun abi şu Fransızların giyimlerini? Kardeşim gerçekten çok iyiler. Zaten dünya tekstil sektörünün %70-%80'i bunların elindeymiş. Aynen öyle. Ve arkadaşlar sizin de haberiniz olsun. İplik olarak biz de mesela bu işi yaptığımız için söylüyorum. Ama iplik olarak getirdiğimiz her iki dorseden birinde tekstil dorsesi. Onlar da buradan üretimlerini yapıyorlar. Ve görmüş olduğunuz binlerce euroluk takım elbiseler. Aynen öyle. Ve dünya markalarını sergiliyorlar. Raflarda da görebiliriz. Aynen öyle. Şu an bunu gösteriyor. Hepsi bizden geliyor. Gerçekten Fransa'ya gelen her iki dorseden bir tanesi de tekstil. Gerçekten bizim geçirdiğimiz dorsesi. Kumaş getiriyoruz. Kumaş, tekstil, iplik yani ağırlık olarak bunlar geliyor saf. Hep de Bursa. Aynen. Demek ki burada, o zaman bizim buradaki giyime katkımız çok abi, değil mi? Ama biz burada nasıl giyiniyoruz? Eşofmanla dolaşıyoruz burada bak. Hah Caner abi. Bak Caner abi nasıl giyiniyoruz ama. Tabii Caner Fransız mülteci. Bak Türkiye bütün Avrupa'yı besliyor ama bir bizi besleyemiyor. Abi yüzünü göster yüzünü. Katılıyor musun arkadaşım? Kesinlikle kardeşim. Bütün Avrupa'yı Türkiye besliyor. Katılıyor musun abi, kardeşim? Abi Silivri çok soğuk. Sebzeden meyveye. Silivri'nin soğunu yemek istemiyorum. Caner abi ver şu kamerayı. Biz o yaz her yerde yedik gülüm. Silivri koymadık. Arkadaşlar şaka yapıyoruz. Abi ne yapıyorsun? Sıkıntı yok ya. Aa bak burada da bir heykel varmış abi. Buraya geldik ya. Ha. Ne yapıyorsun Caner abi? Türkiye'de bizi besliyor. Beslemese bak burada insanlar buralara gelebilmek için ne vizeden alıp geliyorlar? Türkiye bizi besliyorsa bizim burada ne işimiz var, onu açıkla o zaman. Avrupa'nın en ucuz şoförüyüz. Açıkla. Buradan abi. Bahattin Bey'e duyurulur. Abi bir millet... Harcıralara zam istiyoruz. Millet buraya... Çoluğu çocuğu bıraktık, çıktık düştük yollara, günlerdir aylardır yollardayız. Evet bak ev geçen... Ev göremiyoruz. Evet geçen ben de bir videomda bahsettim Caner abi bundan. Bizim işimiz Türkiye piyasasına göre dedim çok iyi. Hani çalışma para olarak ama gurbetimiz çok dedim abi. Ben buna değinmiştim zaten. Kesinlikle öyle. Bir de Caner abi bak biz tır kullanıyoruz. Caner abi minivanla, ekspres araçla yolculuk yapıyor. Onun işi daha zor. Çünkü onun takosu yok. Ve bizim gibi yatağı yok. Ne bileyim zor yani. Caner abi Allah yardımcı olsun. Üzüldüm şimdi sana abi. Yemek dolabım yok. Yemek dolabım yok. Ama artılarından bahset. Ama artıların hızlı gidip geliyor tabi. Bir de ama buraya mesela biz ekspres minibüsüyle geldik. Yok tırla buraya nereye geliyorsun?
Geldi bak, taksi gibi getirdik arabayı, park ettik. Şu an dolaşıyoruz yani Lyon sokaklarında. Yani her işin olduğu gibi bir avantajları, bir eksileri, bir artıları var. Tabii canım, ben ondan da bahsetmiştim abi dedim. Her aracın kendine göre dezavantajı ve avantajı var. Neyse, bugün hiç konuşmuyoruz. Gezmeye devam ediyoruz. Evet, yavaş yavaş arabamıza doğru gidiyoruz. Artık gezme işi bitti. Akşam oluyor çünkü. Bizim de artık gitmemiz lazım. Dinlenmemiz lazım. Yarın çalışacağız malum. Ama gerçekten abi, burada pazar günü çok sakin ya abi. Benim daha 780 km yolum var. Sen bak, adam pazar günü gidebiliyor bir de. Bu da avantajı da var. Karlı memlekete gidiyorum. Almanya'ya gidiyor. Aynen bak, biz burada güneşli güneşli geziyoruz abi. Bu arada haberiniz olsun arkadaşlar. Fransızların gençlerinin %80'i gitmiş. Nereye gitsek aynısını söylüyorlar. Aynen. Kanada, Amerika, Heidelberg'i unutma bu arada. Avustralya ve İskandinavlara gitmişler. Yani burada da Avrupa'ya gelmeye isteyenler için sesleniyor. Buradan da kaçıyorlarmış yani. Bilginize. Gelmeyin istiyorlar, gelmeyin. Yeğenim, bizim düzenimiz var burada. Biz gelemiyoruz vallahi falan. Yalan söylüyorlar. Yalan söylüyorlar. Biraz da Yozgatlılar. Yozgatlılar. Resmen gelmeyin dedi. Resmen gelmeyin dedi, aynen öyle. 2500-3000 euro geçinemiyor. Aynen, ama kendisi burada dönerci dükkanı açmış. 16 saat çalışıyorum diyor. Yok satıyor. Yok satıyor ama diyor aynen. Ki Fransa bitmiş. Anladın mı? Sıra vardı yani, sıra vardı. 15 dakikada döneri zor aldık. Bizim de buna inanmamızı bekliyorlar. Aynen öyle. Bu arada heykel de güzelmiş. Gelen gelsin kardeşim. Bu kadar değişik bir heykel. İşte kış olduğu için havuzlar boş arkadaşlar. Eskiden yani yazın burada tahminimce gösteri falan yapılıyor ama işte kış olduğundan dolayı şu sokaklara bakın arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Evet, arabamıza bindik gidiyoruz. Evet kardeşim, arabamıza bindik. Hadi Caner abi, sür şunu ya. Dur abicim, ne acelemiz var. Gidelim abi, üşüdük. Üşüdün mü? Araba sıcacık işte. Vallahi. Allah'ım, ben bastım bile. Gidene kadar sen yine bir acıkırsın. Yok abi, ne acıkması ya. Döner yedik ya. Güneydoğu yönünde ilerleyin. Tamam. Akşam yemeği yemeye geldik gel, Lyon'da. Gel bir selfie yapalım. Akşam yemeği yemeye geldik. Evet Arşan abi, nasıl sence? İyiyim kardeşim, çok güzel. Ne abi? İyiyim.